2 eller 3 aç. Aferin sana. Şimdi öne doğru yat. Öne doğru yat böyle. Yat 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 yat. Yat. Öne değil. Aferin sana. Sol sağa, hop, hop, bir daha sağa alıp, hop, bit bakayım, sol, sağ, sol, alıp gel, 1, 2, 3, aferin, bir daha açacağız, kaldır ellerini, çok güçlü olur, aferin sana, hadi bir daha, kaldır ellerini, gel, 1, 2, 3, aferin sana. Tuğba Temizoğlu. Aslında yıllardır Tuzla Belediyesi'nin salonu bizim evimizin yanında. Ama şöyle bir durum var. Özel çocukları bütün salonlar kabul etmiyor. Kabul etmediği için haliyle biz de girişimde bulunmak istemedik. Sıla da istedi ki, hani ben bu spora gideyim, boks yapayım. Kilolarımız da hayli fazlaydı. Bir gün geldik, salonumuzdaki Ümit hocamızla tanıştık. Birlikte başladık. Sıla devamlı severek gelmeye başladı. Bununla birlikte 15 kilo verdi. 3 ay içerisinde daha çok motive oldu. Daha çok severek geliyor buraya. Evde antrenmanlarını yapıyor, eldivenlerini giyiyor. İşte bazen yastıklarla, koltuklarla, bazen bizle, bazen kardeşiyle. Zaman zaman o özellikle pandemi döneminde spora gelemediği zamanlarda evde bu şekilde antrenmanlarını yaptı. Şu an hala devam ediyoruz. Mutlu. Özellikle Down sendromlu çocuklar hareketsizlikten dolayı hayli kilolu oluyorlar. Benim çocuğum da dahildi buna. Ama boksla birlikte dediğim gibi çocuk 15 kilo verdi. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Özel çocukların hepsine Down sendromlu diye ayırmayalım bunu. Hepsine çok tavsiye ederim. Pazartesi, çarşamba ve cuma günü diyor ki benim bugün sporum var. Hatta ben de çalışıyorum. Akşam işten erken gel, ben spora gideceğim. Nasılsın, iyi misin? İyi. Sporu seviyorsun galiba. Evet. Neler yapıyorsun burada? Çok şeyler. Mesela? Her şey yapıyoruz. Sonra? Bıçak açıyoruz. Ki spor sana iyi geliyor mu? Spor yapmak seni mutlu hissettiriyor mu? Hı hı. Mutlusun yani. Evet. Evde de spor yapıyor musun? Çok.